Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT geometri soru kitabında çember ve daire konusundaki karma testlerin yani üniversiteleyin testlerindeki 23. testin çözümünü yapacağız. Son test. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekildeki dikdörtgen biçimindeki karpuz dilimleyicinin içerisinde dairesel boşluğa eş aralıklı yerleştirilen bıçaklardan 4 tanesi köşegenler üzerine denk gelmektedir. Karpuz dilimleyicisi. Hiç gördünüz mü? Var arkadaşlar böyle bir şey. Neyse Karpuz dilimleyicinin tutacak olmayan kenar uzunluğu 12 birimdir. Evet şurası 12 birimmiş. Tutacak olmayan bıçaklar şuraları ya. Burası tamamı 12 olarak gösterilmiş. Ve sonra bu parçalar eş parçalarmış. Bıçaklar eş aralıklarla e, bir şey yapılmış. E buradaki bıçaklar eş aralıklarla yapılmışsa Şuradaki bıçakları sayacak olursanız kaç tane bıçak var? 12 tane bıçak var. O zaman her bir açı kaçar derece yapacaktır? 30'ar derece yapacaktır. E o zaman burası da 30'ar derece ise Şurası dikse burada bir 30 60 90 üçgeni karşımıza çıktı ve iki iç açının toplam bir dış açıdan burası da 30 derece oldu. Sonra bir yerden başlayalım. Şuraya A diyelim mesela. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Şurada da bir ikiz kenarlık var. Burası da 2A oldu. E, burası da A kökü ya. E, 60'ı karşısı A kökü ise burada da 30 60 90 var. Burası da A yapar. Hatta burası 2A. E, yine burası da 2A oldu. Çünkü iki iç açının toplam bir dış açıdan. Evet toplamda şu uzunluk kaça? 12'ye eşitti. Yani 2, 4, 6 A eşittir. 12 ise A'yı buradan 2 buluruz. Mavi şeritlerin uzunlukları isteniyor. E aynı işlemlerden dolayı bunlar da 2 A, 2 A çıkar. 2, 4, 6, 8 A isteniliyor bizden. A'yı da 2 bulduğumuza göre 8 çarpı 2'den cevap kaç çıkar? 16 çıkar. Yani birinci soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 2. Şekildeki ABCDF düzgün altıgeninin içine ABCDF merkezi çember yayları çizilmiş. Arkadaşlar Öncelikle ben şu düzgün altıgende şu alttan eşkenar üçgenden oluştuğunu biliyorum. Hemen şunları çizeyim. Ve şunların bu uzunlukları birbirine eşit olduğunu biliyorum. Şunları da yazayım. Bunları da yazdıktan sonra güzel bir şey çıktı. A merkezli çember yayı çizgi yarıçapı. B merkezli çember yayında çizgi. C'nin de D'nin de E'nin de F'nin de. Yani burada eş çemberler var. Eş çember yayları var. Biz şunu biliyoruz. Aynı çember yayları içerisinde eşit kesişlerin ayrılıkları alanlar birbirine eşit mi? Eşit. Aynı zamanda aynı şeyi biz eş çemberler için söylemiyor muyuz? Söylüyoruz. E o zaman çizginin ayırdığı alanlar A, A diye ayrılır mı arkadaşlar böyle? Eşit midir bunlar? Evet eşittir. O zaman bunları A, A diye gösterelim böyle. E şimdi ben bir tane A'yı bulursam 12 tane A isteniyor benden. Bir tane A'yı nasıl bulabilirim? Mesela şuradaki A'yı bulmaya çalışayım ben. Buradaki A, hocam bu eşken üçgen ya 60'lık dilimden eşken üçgen çıkartacağım. Ama öncelikle bir kenar lazım. Düzgün altıgenin alanını da vermiş bize. Düzgün altıgenin alanı ne verilmiş? 6 tane a kare kök 3 bölü 4. 18 kök 3 verilmiş. Kök 3'ler gitti. 6 ile bu sadeleşti. 3 yaptı. 4 kere 3 12. A kare eşittir 12 ise a'yı da böylelikle 2 kök 3 buluruz. A alanında yazabilir miyiz? Yazarız. A alanında şurayı yazayım. A alanında 60'lık dilimden pi r kare. Yani r dediğimiz zaten a değil mi arkadaşlar? A'yı da 2 kök 3 bulduk. A kare de zaten 12. Pi a kare yani pi r kare yani 12 çarpı 60 bölü 360 eksi üçgenin alanı eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 a kare dediğimiz 12 kök 3 bölü 4 yapacak. O zaman a alanını ben kaç bulurum? Şu şu sadeleşince 6 2 pi eksi bu da 3 kök 3 mü yaptı? Evet. O zaman tüm alan ne yapacaktır? Tüm alanda 12 tane a yani 2 pi eksi 3 kök 3'e eşit olacaktır. Bu da ne yaptı o zaman? Balıkesir yaptı. İkinci soru balıkesir oldu. Geldik 3'e. Yarıçapı uzunluğu r birim olan dairenin alan formülü pi r kare biliyoruz. Aşağıda bir aracın yarım daire şeklindeki kadranı görünmektedir. Arkadaşlar kadran 200'ü gösteriyor. Burada kaç bölme var? Ee 10'a 70, gitmiş 20 bölme var. E 180'i ben 20'ye böldüğüm zaman her bir bölme 9'ar derece mi yapacak? Evet. Şurada bir merkez açı oluşmuş. O zaman burası 9 9 9 9 diyecek olursan kaç tane 9 var? 1 2 3 4 5 6. Alt tane 9 Açı olarak burası kaç yapar o zaman? 54 yapar. E o zaman merkez açıdan dolayı burası da 54 mi yapacak? Evet. Şimdi kırmızı halka parçasının mavi ibrenin merkezine olan uzaklığı en az 4 en fazla 6'ymış. O zaman burası da 2 mi olacak? En az 4 kırmızı halkanın şuraya buraya da 2 dediğini söyleyebiliriz. Evet bir de bir ne demiş? Kadranın alanının 24'te biriymiş. Ha halka alanı. O zaman halkanın alanını şu kadranın alanına böldüğün zaman 1 bölü 24 yapacak arkadaşlar. Halkanın alanı nedir? Pi büyüğün yarıçapından çapından pi r kare 54 bölü 360'dan pi r kare 4'ün karesi 54 bölü 360'ı çıkartacaksın. Bu halkanın alanını bulursun. Bölü kaç? Şu yarım dairenin alanı. Yarım daire alanını bilmiyorum. Pi r kare bölü 2 mi olacak? Evet. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 24'e eşitmiş. E ben buradan çizim yapacağım. Hadi bakalım çizimi yapalım. Şimdi burada şeyler lazım olacak bana da neyse. Bu taraf bana lazım olacak ama üst taraf. Neyse işlemimizi yapalım biz burada. Şuraya sığdırabilir mi ki? 54 bölü 360. Şurada 54 bölü 360. Ben bunu kaça bölsem? 54 bölü 360. Neyse sonra sadeleştiririz. Şimdi buradan ne geldi arkadaşlar? Pi 54 bölü 360 parantezini alınca 6'nın karesi eksi 4'ün karesi geldi. 36 eksi 16'dan kaç yaptı burası? 20 mi yaptı? Evet 36 eksi 16'dan. Bak şu pi 54 bölü 360 parantezini aldığımda 36 eksi 16'dan 20 geldi burası. Bölü bir de kaç var burada? Pi r kare bölü 2. Pi r kare bölü 2. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 24'e eşitmiş. Hadi şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım bakalım. Hocam şu sıfırlar sadeleşsin. Sonra şu şunla sadeleşince 18, 18 ile 54 sadeleşince 3. Yukarıda 3 pi'ler de sadeleşti. Yukarıda sadece 3 kaldı. O zaman burada ne geliyor arkadaşlar? Ters çevirip çarpınca ne geliyor? E, 6 bölü r kare geldi. Eşittir 1 bölü 24 ise o zaman r kare neye eşit olacaktır? r kare şuraya yazıyorum. r kare 6 çarpı 24'e eşit olacaktır. Kare alınca da r de Kök 6 çarpı 24. Yani bu da 6 çarpı 4 olduğunda 6 dışarıya 6 diye çıktı. 2 tane 6 bir tane 4 diye 2 diye çıktı. O zaman 6 çarpı 2'den cevap 12'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani cevap böylelikle Edremit bulduk. Evet. Şimdi bu sırf burada işlem yapacağım diye şurada biraz can çekiştik ama olsun. Neyse geldik öbür soruya. Bir teknoloji tasarım öğretmeni öğrencilerine aşağıdaki ödevi vermiştir. Bir kenara 6 cm olan düzgün altıgen çiziniz. Hadi bakalım çizelim. Düzgün altıgeni şöyle çizeceğiz. Biraz küçük olacak ama yerim bu kadar kaldı. Kusura bakmayın. Düzgün altıgeni çizdik mi? Çizdik sayılır. Çizdik. Sonra diyor ki, bu altıgenin köşegenlerinin kesim noktasından ve köşelerinden geçen çember çiziniz. Köşegenlerin kesim noktası şu köşegen mesela, bir de şu köşegen mesela. Hatta tane eşkenar üçgen eşken, oluşuyor ya. Şu köşegenlerin kesim noktası bu. Köşegenlerin kesim noktasından geçen ve köşelerinden geçen çember çizeceğiz. Çizilen çemberler kenarları kiriş olarak kabul etmeli ve iki noktada kesişmemeli. İki noktada kesişmemeli. O zaman arkadaşım buradan geçecek ve bir köşeden ve bir kenarı da şey yapacak. O zaman bizim çemberimiz şöyle olmaz mı arkadaşım? Bir çemberimiz bu. Diğer çemberimiz, diğer çemberimiz de şu olabilir. Başka çember yapabilir miyiz, çizebilir miyiz? Çizemeyiz. İki noktada kesmiş olur o zaman şuradan bir şey çizdiğim zaman bir çember çizdiğim zaman mesela şöyle arkadaşım şurada farklı noktalarda kesmiş oluyor o zaman ikişer kesmiş oluyor. Bunlar sadece tek bir noktada kesmiş oluyor ancak bu durumda oluyor. İşte ne diyor ödevi doğru olarak yapan bir öğrencinin çizdiği bütün çemberlerin bütün çemberlerin sınırladığı dairesel bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizden işte bunun alanıyla şunun alanı ne yapılıyor isteniliyor. Aslında burada ne çıktı? Şu eşkenar üçgenin çevrel çemberi. Bu da eşkenar üçgenin çevrel çemberi. Aynı eşkenar üçgenlerin çevrel çemberi. Ben bir tane eşkenar üçgenin çevrel çemberinde şurada alanını bulabilirim arkadaşım. Şöyle hesaplayalım. Bir da kaçtı bunun? 6 idi değil mi? Eşkenar üçgenin bir kenarı 6 ve bu çevrel çemberin sınırladığı bölgenin alanını bulacağız. Arkadaşlar eşkenar üçgende çevrel çemberin merkezi. Aynı zamanda yükseklerin kesim noktası. Yani her şeyin merkezi olmuyor bu da. Açı ortayların kesim noktası. Bu önemli bir noktaydı. Yani bunlar çizdiğin yüksekliklerin kesim noktası ya da ağırlık merkezi işte çevrel çemberin merkezi oluyordu. E burası 6'ydı. 3 3. E burası 30'un karşısı 3 ise 3 köküç olacak. 1'e 2 orandan dolayı köküçe 2 köküç olacak. Yarı çapı kaç bulduk o zaman? 2 köküç bulduk. Yani pi 2 köküçün karesi bize bu dairenin alanını verir ama iki tane daire olduğu için bir de bunu 2 ile çarpacağız. Bu da kaç yaptı arkadaşlar? 24 pi yaptı? Evet cevap böylelikle 24 pi yaptı arkadaşlar. Evet. Böylelikle cevabı 24 pi bulduk. Diğer türlü şu noktadan geçen bir şey çizmiş olsaydık çemberi şöyle ne olacaktı arkadaşlar? Şu çember bu çembere şöyle iki noktada kesmiş olacaktı. Ancak tek noktada kesmesi için bu şekilde olması lazım. Buna da dikkat edin. İşte bu iki tane çemberin alanı isteniyor bizden. Çembersel bölgenin alanı isteniyor. Yani dairenin alanı isteniyor. Cevap böylelikle 24 pi çıkar. Akçay oldu cevap. Geldik 5'e. Tekerleğin cantı ile göbeğe arasındaki teller eşit aralıktadır. Eyvah bunları sayacağız mı? Büyük ihtimal 12 tanedir. Sayalım isterseniz. Hocam şöyle 1, 2. Şöyle 3, 4, 5, 6. Şöyle şunları sayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burada. Ee, 8. Sonra hep iki katı olacak zaten bunlar böyle. Değil mi? Ya da sayayım ya. Hadi saydık 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane tel var arkadaşlar burada. 16'ya böleceğiz. Yani 360'ı 16'ya böldüğümüz zaman her bir parçayı bulmuş oluruz. E sen bakalım böl bakayım 360'ı 16'ya. 360'ı 16'ya böldüğün zaman 8'e böldüğün zaman kaç yapar? 45. 8'e böldüğün zaman 2. Yani burası 22,5 çıkar. Her bir bölme 22,5. E burada iki tane bölme var. O zaman burası 45 yaptı. Burada 2, 4. Burası kaç yaptı? 90 yaptı. Burası da 45. Burası da her bir ikisi 45 yapıyor. 45, 90, 135. Burası da 135 derece yaptı arkadaşım. Buna göre turuncu ipler ve mavi ipler arasında oluşan açıların turuncu ipler ve mavi ipler arasında alışan o açıların farkları. işte şurada kaç isteniyor arkadaşlar benden ve burada kaç isteniyor. Şimdi gençler şuraya bakacak olursanız Buradaki açıya bakın şurası da kaç dereceyi görüyor. Burası da 45 derece iki tane şey yaptığı için. Şimdi şu açıya bakın. 135, 45 ve 45. Yani 180, 225 mi yaptı burası? Evet 225'in yarısı yapacak burası. 225'in yarısı da kaç yapıyor? Hadi bakayım 225'in yarısı 112 buçuk mu yapıyor? Evet burası 112 buçuk yaptı. Burada kaçıya bakın kaç dereceyi görüyor? Hocam 180 derece görüyor. Burada kaçı da 90 yaptı. Yani senden 112 buçuk eksi 90 isteniyor. O da kaç çıkıyor arkadaşım? 22 buçuk derece çıkıyor. Yani 5. soruyu böylelikle Akçay bulduk. Geldik 6'ya. Bir katlama. Çemberde katlama. Evet katlamayı ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Eski hali var burada ama. Şimdi bu eski halinde şuradaki parça var. Bu parçanın alanı isteniyor. E ben buradaki parçayı da şey yapıyorum o zaman. E burada dikkat et. Burası bu katlamada. Burası kaç? 22.5. Dikkat et. Burası 22.5. Ben bu 22.5'ü kullanmam lazım. E ben bu katlamayı açtığım zaman böyle ama. Şurada da bir AB doğrusu var. E o zaman AB doğrusunda katlamasını açayım. AB doğrusunda şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Şöyle üst üste açılar. Yani buradaki çizgi de önemli çünkü bu çizginin altındaki parça isteniyor benden. O çizginin altındaki parça işte tam olarak burası değil midir? Aynen öyle. Bizden burası isteniyor arkadaşlar bu alan. Çünkü katladık ya. Hocam şuraları üst üste geliyor bak. Şurasıyla şurası üst üste geliyor. Bunlar da üst üste geliyor. Katlamayı açtık ama çizginin altında kalan parçanın alanı istenildiği için ben buradan buna ulaşamam. E buradaki katlamada şu doğruyu da katlamasını aldım. Burası da kaç yaptı? 22.5 yaptı. A burada kaç kaç yaptı? 45 derece yaptı. Şimdi benden bu dilimin alanı isteniyor. Bu dilime ait ne oluşturmam lazım? Bir bu daire parçasına ait bir dilim oluşturmam lazım. Hocam en etkili silahımız yarı çizmek. Al yarıçap. Hocam bu da yarıçap, Bu da yarıçap. Yarıçap zaten kaç verilmiş? AB 12 verilmiş. Hocam burası da 6. Burası da 6. Bu 45 ise. Burası da 45. 45 45 90 üçgen çıktı. Çeyrek daire oldu. Yani şunun tamamı çeyrek daire oldu. Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanı çıkartırsak olay bitti. Yani pi r kare bölü 4 eksi üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 4'ten 9 pi eksi 36 bölü 2'den 18 yapar. Yani cevap böyle 9 parantezinde pi eksi 2 yapacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 6. soruyu ne bulduk arkadaşım böylelikle edremit bulduk. Geldik 7. soruya. Yarı çapı R olan bir dairenin alanı pi R kare formülüyle hesaplanır ve burada garip bir şekil oluşturmuşlar. Üstteki şekli bulursak alttaki şekilde aynısı. Laciverti bile demiyorum aynısı. O zaman şunu bulursak olay bitti. Şimdi ne demiş? Eni boyunun yarısı kadar olan dikdörtgenler oluşan zemin üzerine çizilmiş. Yani burası A iken burası 2A olarak verilmiş. Hocam burası A A A burası da 2A 2A. Dikdörtgen zeminin çevresi 4, 5 daha 9. 18 A'yı kaç vermiş arkadaşlar? 108 olarak vermiş. Böylelikle A'yı kaç buluruz? 6 olarak buluruz. A6 ise burası kaç yaptı? 12 yaptı. Burası da 12. Burası da 6 şeklinde oldu mu? Oldu. Şimdi ben buradaki alanı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bütünsel. Şu alana bakacak olursak. Arkadaşım bu alan. Hocam şuradaki 3 tane dikdörtgen içerisinde değil mi? Evet kesinlikle. O zaman dikdörtgenin alanından beyaz alanları çıkartayım. Direkt bu alanı bulamıyorum. Bütünsel düşünme çok önemliydi. Evet dikdörtgenin alanından hocam şuradaki alanı ve şuradaki alanı çıkartacağım. Dikkat et burada. Yarıçapı 12 olan bir çeyrek daire bu. Aslında şuraya da bakacak olursan hocam bu da aynı şekilde şurayı çizerken bak yarıçapı kaç? 12 olan bir çeyrek daire çizmiş burada. Yanına Bak çeyrek daire yarı çapı 12 olan. Burada da bir çeyrek daire var mı şöyle? Evet. X de aynı çeyrek daire. Şimdi buna bakalım. Şuraya bakacak olursak tekrardan şu dikdörtgenin alanından bunları çıkartacağım. Hocam bu çeyrek daire basit de burayı ne yapacağım? Bak şimdi burası şuradaki mavi alan nedir? Buradaki mavi alan şuradaki şeye yoğunlaş şimdi siyaha yoğunlaş. Bak siyah şu karenin alanından bu çeyrek dairenin çıkartılmışı değil midir? Evet Aa, aynısı burada da var zaten. Bak şurada da var. Yani şurada göstereyim ben sana onu. Bak daha net bir şekilde göstereyim. Aynısını kopyala yapıştır yapayım. Şurada gösteriyorum. Bak dikkat. Bir daha kopyala yapıştır yapayım. Şimdi senin şuradaki alanın diyorum bak. Şuradaki alanına bak. Dikkat et buraya. Buradaki alanın hocam şu çeyrek dairenin içinde bulunduğu kare görüyorsun. Şu kare ile çeyrek daire arasında kalan yer. E aynısı Şuradaki de aynı şeyi düşünsene. Buradaki de aynısı değil mi? Buradaki de kare ile çeyrek daire arasında kalan bölme değil mi? Evet. Yani senden de şu sarı bölmelerin alanları isteniyor. Onu bulurken ne yapacaktık? Şu iki tane mavi alanı çıkartacaktık. E bu iki tane mavi alan sıkıntılı. E sen buradaki mavi alanı alıp şuraya taşıyabilirsin. Yani sen şuradaki şurayı mavi alan diye gösterdim. Şu mavi alanı alıp şuraya taşıyabilirsin. Yani şunu demek istiyorum yine. Şöyle göstereyim istersen bak şimdi. Ben şu alan artı şuradaki mavi alanı bulmaya çalışıyorum ya. Buradaki mavi alan da aslında buraya eşit değil mi? Evet. E böylelikle ben şu iki mavi çıkartırsam sarıyı bulacağım. 3 tane dikdörtgenin alanından 2 tane mavi çıkartmak. 3 tane dikdörtgenin alanından bu iki tane dikdörtgenin alanı çıkartmak dönmedi mi şimdi? Evet mükemmel bir soru arkadaşlar. Ee, sen 3 dikdörtgenin alanından şu mavi alanı çıkartırsan şuradaki alan mı kaldı sana? Aynen öyle. Ya da ne bileyim işte dikdörtgenin alanından iki tane dikdörtgenin alanını da çıkartabilirsin. E ee, tüm alandan şu iki mavi çıkarttın şuradaki alan kaldı. E ee, buranın bir kenarının 6 olduğunu biliyoruz. A'ydı burası da 2 A'ydı 12 olduğunu biliyoruz. O zaman burada kalan kaç yaptı? 72 yaptı. Yani senin şuradaki A alan dediğin kısım bütünsel düşündük. Şuradaki büyük mavi alandan iki tane mavi çıkarttım burada. Yani o da şuna eşit oldu. Şuradaki dikdörtgenin alanına eşit oldu. O da 6 çarpı 12 eşit oldu. 6 çarpı 12 yani 72 yaptı. Bizden de 2A isteniyor. Bir A burada bir daha A burada. Cevapta kaç yapar? 144 yapar. Gerçekten ama gerçekten çok mükemmel bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru olmuş gerçekten. Valla bu mantıkta bir soru gerçekten çok hoş olmuş. Gerçekten gerçekten gerçekten. Çok beğendim ben ilk defa çözüyorum böyle bir soru. Ee, ne yaptık? Bütünsel düşündük. Ama bazı şu alanlar toplamını bulamıyorsak taşıyalım diyorduk. E buradaki maviye, şuradaki maviyi aldım. Buraya getirdim. E şu iki mavinin toplamı, şu iki mavinin toplamı şeklinde oldu. Şurada gösterdim zaten. Gördüğünüz üzere. Evet aynı şekil üzerinde gösterirsem kafanız karışabilir de o yüzden böyle şey yap, kopyalı yapıştır şeklinde gösterdim. Sanki daha iyi anladınız. Neyse. Evet böylelikle cevap akçay oldu. Geldik 8. soruya. Yukarıda Hande'nin yaptığı yarım daire şeklindeki çikolata damlalı kurabiye görünmektedir. Yarım ve tam çikolata damlalarının yarıçapı 2 milimetredir. Arkadaşlar, yarıçapı 2 milimetre olarak verilmiş. Eyvallah. Çemberler birbirine değince ne yapıyorduk? Hocam merkezleri birleştiriyorduk. Hadi birleştirelim bakalım. Şurada merkezler var. Merkezleri birleştirdim. Değen çemberlerde mutlaka merkezleri birleştiririz kardeşim. Birleştirdim, birleştirdim, birleştirdim. Bak, birleştirdim. Bunlar anahtar kelime. Bunlar öyle şey değil. Burada da birleştirdim. Hatta burada da birleştirdim. Şöyle doğrusallık falan filan da söz konusu oluyor. Peki sonrasında birleştirince hocam şurada da birleştirelim. Hocam yarı hep 2 2 ya bak dikkat et 2 2 2 2 2 2 şurada bir eşkenar üçgenler mi çıktı? Evet. Şuradaki oluşan üçgenlerin hepsi eşkenar üçgenler oldu. E yani şurası kaç derece? Burası 60 derece. E o zaman burası ne oldu? Doğrusal olduğundan dolayı 120 derece oldu. Yani burası da kaç? 2-2-4 burası. Burası da 4. Bizden ne isteniyor? Kurabiyenin üst yüzeyinde çikolata damlası olmayan yüzeyin alanı isteniyor. E ben büyük çemberin yarıçapını çapını bulursam olay bitti. Büyük yarımdan şuradaki şeyleri çıkartacağım. E, boyalı olanları çıkartacağım. Hocam burası 120 çıktı ya. 2-2-4 burası. 4 burası. Burası 4 köküç yaptı. E aynı şekilde 2-2-4. 4, 4 köküç de burası yaptı. yarıçap uzunluğu neye eşit oldu arkadaşım? Hop şuraya eşit oldu. 4 kök 3 artı 2'ye eşit oldu. Büyük yarımdan pi 4 kök 3 artı 2'nin karesinden neyi çıkartacağım? Bölü 2'den tabii ki. Şuradaki 1 2 bak 1 2 3 4 5 5 6 6.5 6.5 tane yani 6.5 dediğimiz nedir? 13 bölü 2 yapıyor değil mi? Evet 13 bölü 2 tane Daire yarı 2 olan daire çıkartacağım. Pi r kareyi çıkartacağım arkadaşlar. Evet. O zaman hadi bakalım. Buradan güzel bir şey gelecek mi? inşallah gelir. Şurada pi'yi sonra düşünürüz. Pi parantezini alalım hatta burada. Hocam burası 48. Bu 4 3 şu karesini alacağım. 48 artı birinci ile 2. çarptım. 2 katı 16 köküç 3 ee, artı 4 yaptı burası. Değil mi? Bölü ikisi de var. Bölü 2 iki her ikisinde de var gerçi. Aynı zamanda 4 çarpı 12. Bu da 52. Pi'ye 52'ye eşit olmuş oldu aynı zamanda. Pi parantezin alınca. Aa hocam 48 4 daha 52 yaptı zaten. 52 gitti. Bir de bölü 2 de var burada. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? Şöyle bir şey yaptı. Pi çarpı 16 kök 3 bölü 2. 16 kök 3 bölü 2'ye eşit oldu. O da 8 kök 3 pi'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. Yani böylelikle cevap ne çıktı? C. Han çıktı. Yan şüpheye düştüm. Cevaba bakınca buradaki sonuca da bakınca çıkmayacak gibi şey yaptım ama işlemin devamını getirecek. gerçekten çıktı. Evet 8. soruyu böylelikle cevabı bulduk. Geldik 9. soruya. Bir düzlemde çizilen ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğunu vermiş. Hemen ABCD dikdörtgenini şöyle bir çizelim arkadaşım. Dikdörtgeni çizdik ve harfleri de yazalım. A, B, C ve D'yi yazdık. A, A ve B merkez A merkezli ve B noktasından geçen çember çizildiğinde AD kenarını E noktasında kesiyor. O, Şu B merkezi çember çizdiğinde bu yarıçap daha büyük olunca AD kenarını kesmiyor. O zaman bu AD kenarı daha büyük olacak arkadaşlar. Hadi bakalım ona göre çizelim. AD kenarı daha büyük olacak. Şu kesmesi için çemberi. Şöyle bir dikdörtgen çizdik bu sefer. Ve keşke harfleri değiştirseydik ya yani neyse. A, B, C, D. Diyor ki A merkezli B noktasından geçen çember çizildiğinde. Şöyle bir çember çiziyoruz arkadaşım. A merkezli B noktasından geçen bir çember. Tamam. Şöyle çizdiğimizde AD kenarını hangi noktada kesiyormuş arkadaşlar? Bu yarıçap, bu da yarıçap E noktasında kesiyormuş. Eyvallah. D merkezli E noktasından geçen çember çizildiğinde, şuradaki D merkezli ve E noktasından geçen bir çember çizdiğimizde de arkadaşım şöyle bir çember. Ondan sonra DC kenarını F noktasında kesiyormuş. DC kenarını F noktasında kesiyor. Evet, şurası F noktası. C merkezli F noktasından geçen çember çizildiğinde de hop şöyle bir küçük çember yaptı arkadaşım. Bu e, burayı da G noktasında kesiyormuş. BC kenarını G noktasında. BG BG uzunluğu 6 birim olduğuna göre dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ben buraya bir R dersem burası da R mi? R. E sonra ne yapacağız? Hocam sonra burası R artı 6 ise burası da R artı 6 tamamı. E, Buraya R demeyeyim de. Hadi şuradan bir şekilde başlayayım. Mesela şuraya A diyeyim. A diyeyim. Hocam burası A burası B diyeyim. Burası B ise burası da B. Burası A artı B. Burası da A artı B değil mi? Evet. E hocam şurası A artı B iken. Dikdörtgenler A artı B. Burası da A artı B. Şimdi dikkat et. A artı B artı B. Yani A artı 2B eşittir. A artı 6 olmaz mı? Evet. Buradan da 2B eşittir kaç çıkar? 6 çıkar. B'yi de kaç buluruz? 3 buluruz. B 3 çıktı. ABC'de dikdörtgenin alanı soruluyor bize. Evet. B'yi 3 bulduysak başka da bir şey vermemiş bize ya. Çevre uzunluğunda ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğunda 26 vermiş. Çok güzel. O zaman B'yi ben kaç buldum arkadaşım? 3 buldum. Şuna 3 bir yazayım. Şunu 3 yazdıktan sonra burası da A artı 3 oldu. Burası da A artı 3 mi oldu? Evet. Şurası da A artı 3 oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun çevre uzunluğundan bahsetmiş. Çevreye baktığın zaman 1A burada. 2A burada. 3A, 4A. Çevresi 4 tane A var. Artı 6 burada. 3 burada 9. 6 burada 3 burada 9. Yani 18 var. İşte bu çevre uzunluğu da 26'ya eşitmiş. 4 A buradan 8'e eşit oldu. A'yı da böylelikle 2 bulduk. A2 ise o zaman burası kaç çıktı? 5 çıktı. Çünkü A artı 3 olduğundan dolayı. E o zaman burası da A2 ise toplamda burası kaç yaptı? 8 dikdörtgenin alanı isteniyor. 5 burası 8 burası. O zaman alanla ne eşit olacaktır? 5 çarpı 8 yani 40'a eşit olacaktır. Dolayısıyla 9. soru e oldu. Geldik 10. soruya. Aşağıda yarı çap uzunluğu metre cinsinden verilen demir kapak ile girişlerinin kenar uzunluğu metre cinsinden verilen çukurların dikdörtgen ağızları kapatılacaktır. Evet. Şimdi yarı, demir kapak. Bu demir kapak arkadaşım. Bu da metre cinsinden verilmiş. Tamam. Bu demir kapakla bunları kapatacağım. Buna göre demir kapak ile dikdörtgen girişlerden hangisi tamamen örtülebilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani çizilebilen yani bunu tamamen kapatacağız ya. Mesela dikdörtgen etrafında bir çember çizdiğin zaman bunun yarıçapından küçük olmak zorunda. Değil mi? Bunun yarıçapından küçük olacak. Hatta e, şu 90 derece burası 1,8 karesini falan alacağız ama neyse. E, şunu çizdiğin zaman burası ne yapıyor? Hocam burası çap yapıyor. O zaman çapı da bulalım. 0,75 0,75 kaç yapıyor? 1.5 mi yapıyor arkadaşım? 77 14 evet 1.5 yapıyor. Hocam buradaki uzunluk 1.5. Çapı 1.5 olması lazım. Yani şuradaki çapımız 1.5'ten küçükse çemberimiz şu çember buraya böyle gelir demek anlamına geliyor. E o zaman bunu bulacağız. Arkadaşım burası 1.8 burası 1 burası da 1.5'ten küçük mü diye bakacağız. Ee, ben bunları virgülleri şöyle mi yapsam arkadaşlar? Şöyle 1.5'la falan uğraşmadan yapsam mı acaba diye düşündüm ama neyse ya 0.8 ile uğraşacağım şimdi. Burası 8, 15, 17 olurdu. O 1.5 olsaydı. Neyse arkadaşlar ben 1. hepsinde 1 virgül atayım. Bir şey değişir mi? Değişmez. Yani şurayı ben 15'miş gibi düşüneyim. Tamam mı? 1 virgül at. O zaman burayı 8'miş gibi düşün. Burayı da 10'muş gibi düşün. E burası da 10 olduğuna göre burada işlem yaptığın zaman şu çap uzunluğu 15'ten küçük olacak mı ona bakacaksın. Şuraya bakacak olursan x kare eşittir 8'in karesi artı 10'un karesi. E küçük müdür acaba şu 15'in karesinden arkadaşım? 15'in karesinden. Evet 15'i karesinden küçük oluyor. Bunun karesi 225. Bu da 164 yapıyor. Küçük yapıyor. Yani birincisi sığar. Yani bu kapağı koyduğun zaman böyle bir kapak yapsak bunu tam örtüyor çukuru. Şuna bak. Burayı da 10. Burayı da 12 gibi düşün. Hocam burası da y diyelim. Y kare küçük müdür acaba? y kare dediğimizde Y kare eşittir. 100 artı 144. Küçük müdür acaba 225'ten? Yani şunun karesinden. Baktığın zaman burası da 244 yaptı arkadaşım. Yok küçük olmadı. Küçük olmadığı için de bunu kapatamaz. Yani bunu kapatmaya kalktığı zaman tam olarak kapatamıyor. Şöyle bir şey oluyor. O zaman bunu alamayız arkadaşlar. Çünkü böyle bir daire yaptığımız zaman buradaki daire şundan daha büyük oldu. Bizim dairemiz daha küçükse tam kapatmıyor. Çünkü bunu kapatan en küçük çemberi çizdim burada. Şuna bakacak olursam burası 10 burası da 10 deyince. Bakalım şöyle daireyi çizdiğim zaman çapımız kaç yapıyor arkadaşım? Çapımız 10 kökü yapıyor. Acaba 10 kökü... 15'ten küçük mü diye bakıyorum. Karesi 100. 200 yapıyor burası. 200 küçüktür. 225 olduğundan dolayı. Evet bu da sağlamış oluyor. O zaman 1 ve 3 yapıyor. Cevap denizli yapıyor. Çünkü niye? Bunun çapı da şuradakinin çapından küçük olduğu için. Bu kapak bunu koyduğun zaman hop şöyle bir kapak yapacak. Bunu da tam örtmüş olacak. Evet güzel bir soru arkadaşlar bu da. Benim konu anlatımında da buna benzer bir soru var zaten. ÖSYM'de de buna benzer bir soru soruldu zaten. Evet 10. soru Denizli oldu. Geldik 11. soruya. Aşağıda bir kenar uzunluğu 10 cm olan kare şekli verilmiş. Valla çemberler birbirine değiyor. Hemen ilk işim şöyle merkezleri birleştirmek olur benim. Yarı çapı da 10 vermişlerdi. Şu karenin bir kenarını. Hocam burası da 10. E o zaman 10 10 ise burası ne yapacak? 10 kök 2 yapacak. Bunun tamamı 10 kök 2. E burası da yarı çap 10. E 10 kökünden 10 çıkınca burası çıkar. 10 kök 2 eksi 10 olarak bulunur. Neyse sarı çemberden bahsetmiş. Mavi çemberden bahsetmiş. Sonra sarı ve mavi daire parçaları kesilip merkezleri düz kenarları üst üste geldiğinde çakışan renkler yeşile dönüşüyor. He, şu şekilde çakıştırmışız arkadaşlar. Şu şekilde çakıştırmışız. Şuradaki mavi ile sarı üst üste gelince yeşil oluyormuş. Buna göre en son elde edilen şekilde sarı görünen bölge. Sarı görünen bölge burası yapmıyor mu? Evet şuradaki çeyrek dairenin alanından bu çeyrek dairenin alanını çıkartacağız. Hadi çıkartalım bakalım. Yarı çapı kaçtı? Burası 10 kök 2 eksi 10. Büyüğün yarı çapı da 10. Yani pi 10'un karesi bölü 4'ten çeyrek dairet bunlar tabi ki. E, eksi pi 10 kök 2 eksi 10. 10 kök 2 eksi 10'un karesi bölü 4 diyeceğiz arkadaşlar. E buradan pi bölü 4 parantezini aldığım zaman buradan 100 geldi. Eksi. Şunu açtığımız zaman 10 kök 2'nin karesi 200. Eksi birinci ile 2. çarpımının 2 katı 200 kök 2 artı ikincinin karesi 100 olması lazım. Ama bir de önünde eksi var. Eksiyi de dağıtıyoruz. Eksi 200 yaptı burası. Şurası. Artı 200 kök 2 yaptı burası. Sonra eksi 100 yaptı burası. Şunlar şunlar birbirini götürdü. O zaman pi bölü 4 çarpı çıklarda pi parantezini almış. O zaman burada ona göre düzenleyeceğim. 200 kök 2 eksi 200 yaptı ya. O zaman ben burada 4 parantezini alayım. Ya da 4'e böldüğüm zaman direkt çıkacak işte arkadaşım. Neyse pi bölü 4. 4 parantezini aldığım zaman 50 kök 2 eksi 50 mi geldi buraya? Evet 4'ler de sadeleşti. Pi çarpı 50 kök 2 eksi 50 yapar arkadaşlar. 50 kök 2 eksi 50 pi yapacaktı. Dolayısıyla 11. sorunun doğru cevabı bit oldu ve bitmiş. Evet çemberi bitirdik. Gençler çember konusu bitti. Çember ve daire bitti. Çok güzel sorularla karşılaştık burada. Değişik tarzda sorular da vardı gerçekten. Hoş sorulardı. Ee, bizi bayağı bir geliştirdiğini düşünüyorum. Ve bitirdik. Bundan sonraki konuda ne var? Katı cisimler var. Evet kitapta katı cisimler diye devam ediyor. E, o zaman ne diyoruz? Katı cisimler konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.